Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Mafya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Twitch'te canlı yayında çekmeye karar verdim. Her gün biliyorsunuz Twitch'ten canlı yayınımız oluyor arkadaşlar. O yüzden sizleri de her gün öğlen 12'de Twitch canlı yayınlarıma bekliyorum dedikten sonra hikayeye artık devam edelim. Açıkçası beni acayip heyecanlandıran bir oyun oldu Mafya. Sizler de sevdiniz. YouTube izletmese de izleyen tayfa çok sevdi. O yüzden benden 35-40 dakikaya yakın videolar istiyordunuz. Ben de bu seriyi sizlere öyle aktarıyorum. 35-40 dakika boyunca yine mafyayla bendesiniz arkadaşlar. Gidin hemen kahvenizi falan alın gelin. Devam edelim. Chatten sadece tek bir ricam olacak. Dediğim gibi oyunun sesi kısıksa haber verin. İyi ise de iyi yazarsanız sevinirim. Çok konuşmadan hikayeye odaklanıyoruz. Buyurun bakalım. Hey boss. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. Yine burnumuz boka gibi battı yani. We have a mole, Tom. Ooo. No. Ooo. Oh. Ekipte köstebek var. Doğru, mantıklı. I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Ses iyi mi chat? Someone with a light wallet. Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. Tamam. To see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. Frank. More than 50 years I've known him. Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. Yani. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. Frank topuk. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. The one you tried to drown. Şu Frank de şeye benzeyen adam. Outlast'teki doktora benzeyen herif. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. Ooh, işler iyice karıştı arkadaşlar. Gerçekten ben de şaşırdım. You catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. Frank öldür diyor yani. After that, you do what we gotta do. 3-4 bölümdür size söylüyorum arkadaşlar. Sakın mafya olmayın diye. Bakın boşuna konuşmuyordum. Mafya olmayın. Eninde sonunda boka batıyorsunuz bak. Hadi bakalım. Vincenzo ile konuşalım. Vay arkadaş ya. Ulan çok şaşırdım şu ana. Sen şu Frank'a bak ya. Köstebek çıktı ha. Start with Biff, but don't give him nothing. I got your clean set of wheels. And something special here, if you want it. Ben onu yerden de alıyordum. Mermisi sıkıntı olmuş. When Frank sees a Lapara, he'll know. The old ways work. Ooo, arabaya bir bakalım. Ben bunu değil de diğerini istiyorum ya. Diğerini alamıyor muyum? Dur bakayım. Reis çekil bakayım oradan. Ben şunu alayım. Lan onu alayım ya. Peki. Vermiyor. Vallahi arkadaşlar yine bomba bir şekilde başladık. Biliyorsunuz en son biz kimi öldürsek, daha doğrusu ne için bir göreve gitsek arkasında hep sıkıntılar çıktı. Bu sefer de içeriden köstebek çıktı. Çünkü belliydi yani. Geçen bölümde hatırlayın. Gittiğimiz yerde son derece sıradan normal bir iş olacaktı ama maalesef birisi ihbar etmiş yerimizi falan ve orada hem polisleri öldürmek zorunda kaldık hem de bizim eleman vuruldu. Demek ki o muhbir oymuş he. Vay anasını. Çok şaşırdım ha. Outlast'teki doktora benziyor zaten tipi. Beğenmemiştim onu. Çok sinirim bozuldu ha. Biff'in ikinci el dükkanına gidiyor. Gidelim bakalım.
Sağdan dolanmak zorunda mıyım? Ben trafik kurallarını ihlal etmek istiyorum. Şuradan gideyim. Evet, geldik. Allah'tan kilometrelerce yol gitmedik arkadaşlar şu an. Bacım biraz ortalık gergin. Bir çıkar mısın benim başörtülü bacım? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Devam. Şöyle koşalım be. Oğlum yine harbiden ya, her bölümü birbirinden heyecanlı, birbirinden daha böyle merak ettiren bir oyun olmuş ya, inanılmaz. Tommy, what's the rumpus? Bu sefer ne verecek lan bu bana? Heard any big news lately? Something that Don might want to know. It depends. What's it worth to you? 20 bucks. How about 40? All right, spill. The FBI is in town. They're getting something from Morello, but I don't know what. How'd you hear? Little Tony got some guy drunk in the Black Cat and drove him home. Heard a bunch of stuff, so he's the guy you want to see. Okay. Peki, 40 dolara aldık istihbaratı. Bizde durum ortam böyle. Oyun çok iyi, gerçekten öyle. Küçük Tony'yi bulalım. Always a pleasure, Tommy. Benim için de öyle. 40 dolara alabileceğimiz maksimum bilgiyi alıp çıkıyoruz abi. Çıkıyoruz. O zaman dolar tabii 40 dolar. Yani 1 TL gibi düşün. Dönem 1930. Doların önemi yok. Çekil. Çekil dayı, çekil. İşim gücümde. Vallahi yine burnumuz boka batacak. Hayırlısı olsun diyelim bu bölümde yine. Her gün bize kabus oldu. Ne güzel evlenecektik biz. Geçen bölüm dünyanın en etkili evlilik teklifini gerçekleştirdik biliyorsunuz. Birilerini gittik, vurduk, ettik, polisi molisi öldürmek zorunda kaldık. Sonra döndük kızın evine. Evlen benimle dedik. O da tamam dedi. Direkt böyle. Son derece soğukkanlı bir evlilik teklifi. Aynı şekilde bir cevap aldık. Sanırım evlenecekler. Oğlum böyle bir adamla da kim evlenir şimdi? Tamam, adam çok karizma manizma bir adam da. Düşünsene, eve bir geliyor, üstü başı kan içinde, sen de üstünü başını çıkartıyorsun filan, yardımcı olacaksın işte, temizleyeceksin falan filan. Ve bununla evliliği kabul ediyorsun. Ay arkadaş. Gerçi kadının da burnu boktan çıkmış bir kadın değil. Şimdi babası da eski şey değil mi? Tetikçiymiş herhalde babası da. Dolayısıyla kadın zaten hep bunun içinde büyümüş. O yüzden o da alışıktır diye düşündüm bak şimdi, şöyle bir bakınca. Şurada park edelim arabayı. Eleanor da güzel oyundu, evet. Eleanor da güzel oyundu, çok güzel oyundu. Çok iyi teklifti kaptan. Everything okay, Tom. Evet. Her şey çok iyi. Nah. Nah, it's not. What's this about the guy you drove home who's with the feds? He came in for a drink, which turned into 10. He's hired muscle for some kind of safe house. Where? Oak Hill. Corner of Pine. He gave me 10 bucks to drive him back and keep my mouth shut. Let on that Councillor Gilatti's brokered some kind of deal between Morello and the FBI. They were already to sit tight on someone in there. Why the hell didn't you tell us? Tom, I did. I came in to see Frank straight away. He didn't tell the doctor. Frank tabii, no. Muhbirdi. No, he didn't. Tom, what's going on? Frank şerefsiz çıktı dostum. Maalesef Frank sattı bizi. Hemen okuyalım. 1933. Altın serisinin 7. oyunu bugün gerçekleşecek. Los Angeles Lancers cephanelikte Empire Bay Cannas'a karşı oynuyor demiş. Bir takım kupayı eve götürecek. Hemen. Cacık geç. Önemli bir bilgi yok abi burada. Ulan sen şu Frank'e bak ya. Yoksa bize yine komplo momplo mu kuruyorlar? Bir şey mi yapıyorlar lan? Frank niye böyle bir şey yapsın ya? Hain Frank ya. Vallahi çok şaşırdım lan. Bir bu gelmemişti başımıza. Şuradan gidelim bakalım. Herifin kadına bakışı gördünüz mü? Vay arkadaş. Ama hakikaten dönemin kıyafetleri beni benden alıyor arkadaşlar. Geçen bölümde de söylemiştim. Abi erkek adama kıyafet budur ya. Harbiden o kadar beğeniyorum ki şu dönemin kıyafetlerini. Elit elit o zamanki erkekler. Şimdi dar paçalar, çorap morap yok, altında altına kösele giymeler falan, öyle tutturuyorum bak onlara. Neyse.
Karışmayayım herkes istediğini giysin. Dua edin karışmıyorum. Yoksa hiç izin vermezdim. Hiçbirinize gitmezdim. Devam edelim. Adam dediğim böyle olur lan. Yumuşak, janti. Tabi her gün de takımda giymezsin. Giymezsin şimdi. Ondan da bahsetmiyorum ama. Adam akıllı giyinin bak benim yanım ismini erdikler. Hep kızlara mı laf edeceğiz? Güvenli eve sür. Ne kadar güvenli orası da tartışılır. Başlığa bakar mısınız? Güvenli eve sür. Son derece güvenli bir yere gidiyoruz yani şimdi. Frank bizi satmış. Her türlü bilgiyi ulaştırmış abi. Güvenli eve gidiyoruz. Artık hiçbir yer bizim için güvenli değil. O bir net. Klasik giymeyi ben de seviyorum. Ya klasik giyinme yerine göre güzel olur da. Tabi her gün klasik giymekten bahsetmiyordum ama anladınız işte ya. Arkadaş araba kullanmak çok keyifli. Vallahi arkamdaki direksiyon setiyle falan bunu oynayasım geliyor yani. Şunun araba yarışını falan yapın ya. Bu firma harbiden araba yarışı yapmalı. Aynı bu dinamikleri kullansın. Araba yarışı yapsın. Ne kadar daha yolumuz var bir bakalım. Ha gelmişiz. Dayının yürüyüşe bak. Çok güzel. Hadi bakalım. Mevzu başlıyor. Alın size güvenli ev abi. Kim bilir neler gelecek başımıza. Looks like the place. Vay yavrum nasıl güzel park ediyorsun sen öyle. Evet. Bak şerefsize bak ya. Frank de bu. Hatırlayacaksınız. Vallahi Outlast'teki doktorun aynısı değilse hiçbir şey bilmiyorum ha. Aynı herif. Outlast'teki doktoru kullanmışlar. Deliydi bunda bir çakallık olacağı. Evet, bunlara çaktırmadan takip edeceğiz arkadaşlar. Take me to those account books, Frank. Götür bakalım aynen. Ya şöyle düşünüyorum ben şimdi. Bu oyun evet şu anda yeni bir oyun. Remake yaptılar vesaire. Fakat döneme sadık kalmışlar herhalde. İlk oyunla aynı birebir oyun yapmışlar diye biliyorum. Ama o dönemde bu oyunu yani nasıl bir oyun yapmışlar onu düşünüyorum şu an. Çığır açmış falan olmalı yani. Şahane bir oyun şahane. Oğlum ortada kırmızı ışık yok bir şey yok. Bu niye duruyor? Ha, şuradan millet gelir mi diye araba gelir mi diye duruyor herhalde. Bunlar da seneye gider ha böyle. Bir şey yapacağım ya. Dayı ölmüşün. Haberin yok ya. Karşıdan karşıya geçeni gördünüz mü? Gözünüzün önünden. Bir de şimdi ne kadar da kurallara uyuyorlar bakar mısınız öndekiler? Heh, şu arabayı önümüze almamız iyi oldu. Biz onlarla tıngır mıngır böyle ilerleyelim abi. Yoksa benim... Dur lan ne oluyor? Niye bu kadar arttı? Bu ne yapıyor? Oraya park edecek herhalde okey. Dönerken göreceklerdi az kalsın. Bak yavrumum nasıl hemen sola kırdı? Toplantı olacak. Oğlum bir anda o kadar niye artıyor bu? Bari yavaş yavaş filan artsa da anlasam ben. Ulan Frank. Vallahi çok şaşırdım ya. Nereye gidiyorlar acaba? Siz ne yapıyorsunuz lan buradan?
İşçiler bunlar da haklarını arıyorlar. Arayın tabii. Hakkınızı arayın abi. Hak yedirtmeyin. Ah shit. They've taken you to the airport, Frank. Bak sen. O uçağa binmeden bunu aldı. Durdurmam lazım benim o halde. Havaalanına gidiyor herhalde bu yol. Bunlar bir yerden var ya, sola mola içeri girerler mi acaba? Ya da sağ tarafa. Lost Haven. Lost Haven'dan çıktık. Yardırdır gidiyorlar ha. Oğlum çok merak ettim ya. Ne olacak? Neyle karşılaşacağız? Benim acaba... Bir dakika abi, bunlar durdular bak, sola dönüyorlar. Dedim hani diplerine girip baya baya kovalama mı başlatmam lazım diye düşündüm bir an, ama o da anlamsız olur. Evet, havaalanına geldik. Oğlum zeplin uçuyor lan yukarıda. 1930'larda zeplinle uçar. Christ, they're flying in out of state or something. Fuck, this ain't good. Ne oluyor oğlum? Yanlış bir şey mi yapıyorum şu an? Heh, tamam, doğru yapıyormuşum. Evet, herifi ülkeden çıkartacaklar. Adama başkan muamelesi yapıyorlar anasını. Ayda. Gel de buradan şimdi. Frank'in nereye götürdüğünü bul. Şuradan devam edersek daha iyi olacak. O ön kapıdan falan geçemeyiz abi. Okay. Frank'in nereye götürüldüğünü nasıl bulacağız? Havaalanına direkt bizi alırlar, alırlar ama almazlar çünkü... Yok lan, yok oğlum, yok. Oğlum nereden anladınız benim şey olduğumu, manyak mısınız? Okay. Can't hide from me. Şimdi ne yapacağım? Bak, I can hide from you. Neyle yavaş yürüdük lan biz bu oyunda? Dur lan, dur, içine sok onu. Lan neyle yavaş yürüyordum? Alt tuşuyla mıydı? We can't give up now. Nereye götürdünüz lan o ibneyi? Hiç artık R yok bende. Daha arkamdan geliyor mu? Aa, kesin oradadır. Oh. Oğlum haldır uldur geldim. Herif burada çıktı. Al lan şu silahı. Ulan yakalayamadım. Nasıl yapacağım? Gitti herif. Gitti mi? Gitmedi mi? O tarafa gitti. Pekala. Şuradan mermi al abi. Şşş, terbiyesizlik yapmayın. Vallahi dağıtırım bak. Elimde manyak bir silah var. Benim canımı sıkmayın, biliyorsunuz teklerim hep. Oh. Come on. Kaçın.
me up. Oğlum her yerden adam çıkıyor lan. Koş Frank, koş. Şu lütfen şuradan tırman. Adamsın lan Frank. Kapı açılmıyor. Okey. Mermimiz de sıkıntı olacak. Mermi ortadan. Allahu Ekber. Öldük arkadaşlar. Lan ne kadar çok adam var ya. Let's go. Arkamdan geliyor değil mi lavuk? Oğlum molotof filan atmayın. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya benim biraz daha böyle gizli mi girmem lazım yoksa bilemedim. Atmadıkları hiçbir şey kalmadı anasını satayım. Molotov molotov her şeyi fırlattılar ya. Dur bakalım nereden başlayacak. Tamam bak geldiğimiz nokta okey abi. Şuradan biraz mermi alırsak fena olmayacak. Keşke daha fazla mermi alabilsek. Aa bunda dürbün var onda yok. Değiştir. Frank'in uçağı 5'te kalkıyor. Tamam ben buradan indirmeye başlasam ne olur bu herifleri? Bir de böyle deneyelim hadi. Dürbünü nasıl açıyorum lan? Sıkıntı yok. Dürbünsüz indiririz biz. Selam çocuklar. Göster göster. Şunu değiştir abi. Yok mermisi aynı. Nereden sıkıyorsun? Okey artık yaklaşmamızın vakti geldi. Tamam artık burayı hardcore oynayacağız abi. Gizli mizli falan gitmiyorum. Hiç sevmediğim şey abi gizli gitmek. Mafya 1 arkadaşlar bu. Mafya 1. Harbiden efsane ya. Şuradan avlar mıyız dedim de. Son of a bitch. Lan elinde Thompson var yetmiş. Dur. Hah gel gördüm şimdi seni. Kaçın. Araba da var burada. Arabayı kullansak nasıl olur? Gerek yok herhalde. Attın oğlum bir kere o molotofu. Şimdi bir ye bu bir. Oh shit. Bu oyunda vuruş hissiyatı inanılmaz tatmin edici. Okey. Thompson'ı alsak mı? Şunun yerine olur bence. Tamam. De mermisi sıkıntılı bunun da ya.
Mermisini dikkatli kontrol şey yapmam lazım. Dikkatli kullanmamız lazım. Şimdi önümüzde bir tane eleman var. Araba da orada. Tamam. Daha var mı adam? Burada yok. Kaç! Kaldır o kafayı. Kaç mermi var? Tamam ya, mermimiz yeter bence. Let's go. Şunun yerine bunu al. Yok, 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 yok. Gel bakalım. Daha adam mı geldi lan? Hayır! Lan kaç lan? Okey. Geliyorum lan Frank! Mermi falan yok mu sizde? Tarmalı tüfek kullanan başka kimse yok mu Thompson? Yok. 24 mermi var. Sıkıntı. Bu herifin elinde ne var? Silah. Oğlum adamı darma duman etmişim arkadaşlar. Aha. Tom. Ha, Tom tabii. The Don sent me. Lan çok karizmasın be Tom. I figured as much. I'm sorry it had to be you, Tommy. Neden? Anything you want me to tell him? I wish it could have shaken out better, but Morello finally came after me. It's okay. You can come out. Morello offered me a simple trade. The Don's account books for our lives and tickets out of this town. You hand the books over yet? I'm not so stupid, Don. They're safe. Morello was waiting for this. It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown. I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go. His men were meant to fetch it before we left. I took care of him. Aynen öyle. Told him to get on that plane. Go on march, Alice. Get aboard. Frank, you're coming with us. Not right now, honey. Just get buckled in. Tommy and I, we have some serious business to discuss. But Frank! Get on the plane, March! For Alice. For me. Get on the goddamn plane, please. Janteres, takılma artık şuna. You been paid yet? Yeah. Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes, sir. Thank you, Tom. Christ, Frank. Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out. One way or the other. I'm tired, Tommy. Tired of lying to my wife. Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive. Girmeden önce düşünecektin oğlum bunu. Tired of waiting for the dawn to put two in my temple. Sıkma lan. Boş ver, boş ver. Boş ver oğlum, sıkma, bırak gitsin. Defterleri de vermemiş zaten. God damn you, Frank. Aferin lan Tom. Oğlum adam gibi adam Tom. Bir de bu herifte bir delik var ha. Pilotta var bir delik bence. Yok mu? Yok. Baya baya uçtular gittiler. Ben de öyle düşündüm bir an. Uçak patlayacak falan ya da düşecek gibi.
Ulan adamın dibisin Tom. Aferin lan. Hesap defterlerini bankadan al. Bak defterleri vermemiş en azından. Aferin. Good afternoon, sir. Merhaba canım. Where's the safety deposit boxes? With my colleague downstairs, sir. Thanks. Eyvallah. Gidelim bakalım. Bankaya bir tane Thompson, bir de ufak bir shotgun'la giriş yapıyoruz. Tamam canım. Nasıl bir güvenlik oğlum bura? Selamünaleyküm. Bu neymiş? Oğlum ne güzel mekan. Şuraya baksanıza arkadaşlar. Şu ışıklandırmalar falan yani hakikaten oyunun konseptine çok uygun, muhteşem görünüyor her şey. Yes, Mr. Angelo? Yeah. Mr. Coletti said it might be you who came and to provide access. Please, follow me. Ulan pusuya düşmeyelim yine. Artık hep pusuya düştüğüm için oyunda ya da işte abuk subuk olayların içerisinde kendimizi bulduğumuz için herkesten şüpheleniyorum. Bak şişman elimde Thompson var. Vallahi vururum ha. Beni burada kitlemeyin sakın. Umarım başımıza bir şey gelmez yine ya. Vallahi film izliyorum resmen ya. Arabalar çok güzel gerçekten. Arabalar dönemin arabaları. Ben de bayıla bayıla oynuyorum bu oyunu. Kimin cenazesi var lan yine? I got the books and covered my tracks. Salieri never asked any questions. In fact, apart from the funeral, I never heard him talk about Frank again. Sahte bir cenaze düzenlendi herhalde. Frank öldü diye. Bu da şey yaptı. Evini mi yaktın? Ne yaptın? Frank'in evini falan yaktı. Hepsini öldürdüm diye ailece katlettim. Süsü mü veriyor? Muhtemelen öyle yapıyor. Aynen. Bu kim lan? Bu da baba yiğit bir abimmiş ha. Oğlum nasıl elitler ya. Şu takım elbiselerinin güzelliklerine bak. Bu İtalyalı'nın dar kesim mevzuları çok güzel oluyor hakikaten. You're making my boys twitchy, Marco. Sergio and I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Smart. Loyal. Loyal to his wife. His kid above all else. There must be some kind of honor in that in you. Seslendirmeler çok iyi ya. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. It's a hell of a thing. Wow. Wow. Evet sevgili arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hakikaten yine hiç böyle boş bir bölüm yok yani. Bütün oynadığımız bölümler birbirinden güzel, birbirinden heyecanlı. Bir sonraki bölümde ne olacak lan dedirttiğimiz bir oyun yapmışlar. Şey de çok güzel, böyle hakikaten oyun tam bir dizi gibi sunuluyor size. Arada giren sahneler, işte bir bölüm bittiği zaman bu şekilde ekranın girmesi falan, hakikaten bir dizi izliyormuşsunuz gibi oyun yapmışlar. Vallahi tebrik ediyorum. Bir sonraki bölümde ne olacak ben de çok merak ediyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Her gün saat 12'de Twitch'te canlı yayındayım. Canlı yayınlarıma da eşlik edin. Buyurun bekliyorum. Kaptan Toygun yazıp bulabilirsiniz Twitch'te efendim. Yorumlarınızı bekliyorum YouTube ailesi. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.